Bir son dakika gelişmesi gerçekleşti. Hizbullah, İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah'ın yerine örgütün liderliğine, genel sekreterliğine Naim Kasım'ın atandığını duyurdu. Konuklarımız var, konuşacağız. Tanıtalım, ardından bir grafiğimiz var. Kimdir Naim Kasım? Ekranlara getireceğiz. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fırat Demirkol stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaan Bey, yayınlar. Çok teşekkürler. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuhayn İlhan Açıkalın da çevrimiçi olarak yayınımıza katkı sunacak. Şuhayn Hanım, siz de hoş geldiniz. Merhaba Kaan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şöyle ki biraz önce bir gelişmeyi aktarmıştık. Dilerseniz bir bakalım buradan. Sonrasında da Fırat Bey sizinle başlayalım. Ardından Şuhayn Hanım'la devam edelim. Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 1953'te Beyrut'un Basta El Tahta bölgesinde hayata gözlerini açtı, doğdu. 1991'den bu yana Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yapıyordu. Siyasi faaliyetlerini 1974'te kurulan Lübnan Şii Emel Hareketi'nde başladı. Şimdi Fırat Bey, tabii özellikle şu son dönemlerde Nasrallah'ın da öldürülmesiyle birlikte en çok soru işaretlerinden biri bölgede Hizbullah'ın yeni lideri, yeni genel sekreteri kim olacak ve nasıl bir karakter olacak sorusuydu. Siz Naim Kasım'ın yeni lideri olmasını Hizbullah'ı nasıl değerlendirirsiniz? Kaan Bey, önce bir iki cümle. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Gayet bütün milletimize bayramı kutlu olsun diyelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün silah arkadaşları, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi de rahmetle, minnetle hepsini anmış olalım. Terörsüz, her yılı bir öncekinden daha güzel olan Cumhuriyetimizin bayrağını daha ileriye taşıyacağımız nice güzel yıllarımız olsun. Bunu da bütün milletimizin bayramı tekrar kutlu olsun söylemek istedim. İzninizle o zaman hemen konuya geçmeden önce Şuhayn Hanım'dan da bir bayram tabii mesajı ki, alalım. Sonrasında size verelim sözü. Şuhayn Hanım, sizdeyiz. Tabii bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de milletimizin, ülkemizin, sevdamız olan ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu sene Cumhuriyet Bayramı'nı uzaktayım, yurt dışında kutluyorum. En çok hangi gün Türkiye'yi özlediniz deseler bugün derdim herhalde. O her yerde kırmızı al bayrağımızı görmeyi çok özledim. Tekrar Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun. Nice nice yaşlarımız olsun inşallah. Çok teşekkürler. Buyurun Fırat Bey. Şimdi Hizbullah'ın yeni liderinin Naim Kasım olacağına yönelik bir zaten beklenti vardı bu noktada. Tecrübeli bir isim, geçmişine baktığımızda daha öncesinde, yani Hizbullah öncesinde de aslında bölgedeki siyasi ve askeri hareketlerin, yani Emel hareketinin içinden gelen bir kişi. Burada temel nokta, Hizbullah aslında Nasrallah çizgisinden çok uzaklaşmayacağını görüyoruz. Çünkü çok uzun süre birlikte ve uyum içerisinde görev yapan bir kişi. Dolayısıyla aslında örgütün o yönetim kadrosunun hafızasını kaybetmeyeceği ve politikalarında köklü değişiklik olmayacağını görüyoruz. Burada Naim Kasım'la ilgili önemli kısım şu, Lübnan ve Filistin'i birbirinden ayırmayan bir söylemi var. Ve İsrail'in her noktasının vurulabileceğini çok yakın bir tarihte İsrail'le açık şekilde savaşta olduklarını ve bu noktada baktığımızda Filistin halkına tam destek verdiklerini söylüyorlar ve bu anlamda Siyonist rejim yıkılmadan bölgede huzurun gelmeyeceğini söyleyen ve direniş ekseninde aslında hareket eden, ki daha önce işte çeşitli şekillerde bir barış ya da silah bırakma çağrısı olsa da hiçbir şekilde Siyonist rejime güvenmeyip mücadeleye devam edip sahada olacaklarını söyleyen ve en son Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra, suikastinden sonra o ruhu koruduklarını söyleyip biz bedel ödemeye hazırız diyen bir lider profili var. Çok kısa bir iki cümle Şuhayn Hanım, sizden de bu konuyla ilgili, Naim Kasım'la ilgili bir değerlendirme almak isterim. Kaan Bey, Fırat Hoca da söyledi. Beklenen bir isimdi açıkçası ama uzun süredir Hizbullah cephesinden Lübnan'da çatışmalar devam ettiği için çok bir ses yoktu. Dolayısıyla bu açıklamanın da zamanlamasını iyi görmek lazım. Beklenmeyen bir isim değildi ama bundan sonra bu yeni gelen ismin beklenenin ötesinde bir mesaj vermesinde çok açıkçası gerçekçi bulmuyorum ben. Ama önümüzdeki günlerde tabii ki muhakkak bir açıklama, bir farklı yaklaşım gelecektir. Peki, şimdi Naim Kasım demiştik. O biraz önce aktardığımız bilgilerin ikinci sayfası da var. Hemen ona da bir bakalım. 1982'de İran devrim muhafızlarının kurduğu Hizbullah'ın oluşum sürecine katıldı. 1992'den bu yana Hizbullah'ın parlamentodaki seçim kampanyalarının genel koordinatörü olarak çalışıyordu. Ve 2005'te
Hizbullah'ın tarihini anlattığı bir kitapta yazdı Naim Kasım. Hizbullah içinde, Hizbullah yapılanması içinde zaten önemli bir isimdi. Yıllarca evet. görev yapan bir isimdi ve artık bugün itibariyle de Hizbullah'ın yeni lideri seçildi. Aslında beklenen isim Naim Kasım değildi. Haşim Seyfettin ismiydi Hizbullah'ta yeni lider olması. Ama İsrail Haşim Seyfettin'i de öldürdü. Evet. Nasrallah'ın ardından bir İsrail saldırısında yakın tarihte geçtiğimiz günlerde olan ve 8 Ekim'de de bir televizyondan konuşma yapmıştı Naim Kasım. O da çok önemliydi. Özellikle bölgedeki gerginliğin, bölgedeki yaşanacak sürecin biraz da mesajlarını bize veriyordu. O konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu söylemişti ama özellikle İsrail'in imkanlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahları bırakacağımızı düşünmemelidir açıklamasında da bulunmuştu. Naim Kasım yaptığı açıklamada 8 Ekim'de çok öncesinde yani önceki bir tarihte bu ayın başlarında. Tabii şimdi son olarak ekleyeceğiniz bu bilgilere de yani ne olacak? Bundan sonraki hamlesi ne olacağı da bir sorayım. Yani direniş ekseninde hareket edeceğini biz açık şekilde görüyoruz ve Siyonist rejimden kastı sadece İsrail değil. Amerika'nın buradaki desteğini de açık şekilde vurguluyor ve dolayısıyla İsrail'le beraber aslında arkasındaki güç Amerika'yla da mücadeleden bahsediyor. Bir de tabii burada özellikle işte 2005'te yazdığı kitap siyasi kanat ya da parlamentodaki seçim kampanyalarının başında olması Hizbullah'ın teorisyen kadrosunda olduğunu da yani aslında o zihinsel Hizbullah öğretisinin de aslında sahada yapılmasını sağlayan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.